Çiftçilerimiz ve hobicilerimiz bu sürecin nasıl işlediğini ve elementlerin ne işe yaradıklarını bilmedikleri için kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyorlar. Misal komşusu bir gübre attığı zaman o komşusuna bakıp aynı gübreyi kendisi de atmaya kalkıyor. Zaten komşusu yanlış bir iş yapıyorsa kendisi de yanlış bir iş yapmış oluyor. Burada ne anlatmak istiyorum ki kulağınız aşinadır. Genelde piyasada çok bilindik gübrelerden iki tanesi üre ve şeker gübresi. Bu gübreler bünyesinde çok fazla oranda azot barındırır. Şekerin içerisinde %21, ürenin içerisinde %46 azot var. Azot elementi de bitkinin gövdesinin, kök yapısının, aynı zamanda yaprak yapısının gelişmesini sağlar. Yani bitkinin büyümesini, gelişmesini istiyorsanız bu gübreyi atarsınız ve bitki hızlı şekilde boy yapar. Çiftçilerimiz ve hobicilerimiz de bunu bildikleri için zaten üre ve şeker gübrelerini bolca kullanırlar. Özellikle kuru tarım yapanlar, mısır, ayçiçeği üretenler üre ve şeker gübresini bolca kullanırlar. Bitkinin daha boylu ve daha güçlü, kuvvetli olmasını istedikleri için. Onun dışında sebzecilikle uğraşan abilerim, ablalarım, aynı şekilde hobicilikle uğraşanlar bu gübreleri yoğun şekilde kullanırlar. Bu işi doğal yolla yapmak da isteyenler yine de bu gübreye yönelirler. Çünkü farklı bir alternatif bulamadıklarını söylerler. Şimdi büyüyüp geliştirdiğini söyledim. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Siz de zaten öyle düşüneceksiniz. Bu gübreyi kullansın o zaman sürekli olarak. Ne gerek var başka bir şey kullanmaya? Şöyle bir sıkıntı var. Bu gübreyi sürekli toprağa verdiğiniz zaman topraktaki bazı yapıların bozulmasına sebebiyet veriyorsunuz. Bu yüzden zaten bizim çiftçilerimiz buna karşı bir alternatif arayışı içerisindeler. Ki şöyle düşünün. O atmosferin içerisinde %78 oranında zaten azot var. Şimdi bu havada bulunan %78 azotu biz bitkiye yarayışlı hale getiremez miyiz? Evet, getirebiliriz. Bunu zaten toprakta sağlayan bakteriler mevcut. Toprağın içerisinde bir flora var ve bu floranın beslendiği sürece, içerisindeki canlılık devam ettiği sürece bitkilerin gelişimi ve büyümesi de devam edecek. Bitki zaten bu florayla karşılıklı fayda içerisinde yaşadığı için bitki topraktaki bakteriler vasıtasıyla havadaki azotu kendine yarayışlı hale çevirip havadaki azotu bünyesine katmış oluyor. Bunu size şu şekilde biraz daha basit anlatabilirim. Elimizde bir toprak var ve bir toprağın içerisinde canlı mikroorganizmaların, bakterilerin bulunduğu bir flora var. Bu flora yaşamını sürdürebilmesi için kendisini de beslemesi gerekiyor. Bu besleme işini de illaki duymuşsunuzdur. Toprakta bulunan organik madde miktarı dediğimiz organik ürünler sayesinde karşılıyor. Bunların sayısı arttıkça bitkilerin toprakla olan karşılıklı yarar, fayda sağlaması daha yüksek olacağı için bitki de topraktan istediği her şeye ulaşabiliyor, size yüksek verim sağlıyor. Toprağınızın yapısındaki organik madde miktarının öncelikle yüksek olması gerekiyor. Şimdi alternatif dedim bu gübrelere. Alternatif de şu. Piyasada şu anda bakteriler dediğimiz ürünler satışla. Yani adamlar direkt size toprağınızda olmayan, aslında toprağınızda olan ama toprağınızda az olan bakterileri size veriyor ve sizdeki bakteri sayısının artmasını sağlıyor. Ve bitkiye bağlanan azot miktarı artıyor. Böylelikle siz toprağa üre ya da şeker gübresi yerine bakteri verdiğiniz zaman toprağın doğal şekilde bir işleyiş yapmasını sağlıyorsunuz. Topraklarımız eğer bakterilerce fakirleşirse biz kimyevi gübrelere bağlı hale geliriz. Toprağımız hiç çalışmaz. Biz sadece dışarıdan verdiğimiz bu gübreler sayesinde bir işler yapmaya çalışırız ki o yaptığımız işten de istediğimiz kadar verim alamayız. Bitki tamam gelişimini tamamlar, kimyevi gübreyi verirsin. İşte şu zaman azota ihtiyacı var, şu zaman fosfora ihtiyacı var dersin. Ama topraktan hiç fayda göremiyorum ki ben. Ben gübre vermesem bile toprakta bitki istediği elemente ulaşabilsin isterim. Toprağın yapısını bozduktan sonra bitki istediği elemente ulaşamayacak hale geliyor. Bu yüzden illaki benim dışarıdan bunu takviye etmem gerekiyor. Bu da bildiğiniz gibi maliyet olarak çiftçimize, üreticimize geri dönüyor. Biz bunu istemediğimiz için zaten bazı şeyleri doğal yapma taraftarıyız. Bu bakteriyi anlatma sebebim de zaten ondan kaynaklı. Bu durumu size hikayeleştirip anlatmaya çalışacağım. Sizin daha iyi kavrayabilmeniz adına. Bir köy düşünün. Bu köyün içerisinde yaşayanlar var. Bu yaşayan kişiler orada geçimlerini sağlayabilmek için üreticilik yapıyorlar. Ne üreticiliği? Buğday, arpa, yulaf vesaire. Üreticilik yapan kişiler kendi aralarında sürekli olarak diyalog halindeler ve hepsi aynı gübreyi vermeye başlıyor. Bu köye bir gün ziraat mühendisi gelip bunlarla beraber bir toplantı yapıyor. Diyor ki siz üre şeker atmayın bitkinizi geliştirmek için. Ben size bakterilerle tanıştırayım ve bu bakteriyi toprağınıza atıp bitkilerinizi geliştirin diyor. Halk buna sıcak bakmıyor. Çünkü bilmedikleri bir şeyi kullanmak istemiyorlar. Tabi ziraat mühendisi bir tanesiyle anlaşıp arazisinde bir deneme kısmı kurmaya çalışıyor. Ve o deneme kısmında en azından bunu denemesini, farkı görmesini istiyor. Bu anlaştığı çiftçiyle beraber arazisine gidip bu bakteriyi uygulatıyor bir kısmına. Bir kısmına da üre ve şeker uygulatıyor. Diyor ki ikisinin de farkını görelim. Çiftçi de üre ve şeker attığı kısmın daha kaliteli şekilde besleneceğini düşündüğü için çok da verdiği kısımdan bir verim alacağını düşünmüyor. En son hasat zamanı geliyor. Yaklaşıyor daha doğrusu bitki daha sararmadan önce. Ziraat mühendisi bu araziye tekrar gidiyor ve farkın şu olduğunu görüyor. Bakteri attığı kısmın daha iyi geliştiğini, üre ve şeker atılan kısmın daha az geliştiğini görüyor ve gözlemliyor. Bunu da fotoğraflıyor. Arkadaşlar,
arkadaşlar, bu anlattığım aslında bir hikaye değil. Gerçek yaşanmış bir durumdu. Bunları biz resimledik. Resimlerini de ekrana bırakıyorum. Bakteri uygulatılan yerde üre ve şeker gübresi komple kesiliyor. Üre ve şeker verilen yere de 15 kilo tabandan üre veriliyor. Bu bakteri diye bahsettiğim canlı organizmalar sayesinde bitkimize azotu doğal yolla vermiş oluyoruz. Hal böyle olunca ne oluyor? Bitkimiz doğal yola buna ulaşıyor ve toprağın yapısı da bozulmamış oluyor. Biz bu bakteriyi tabii piyasada çok bilinmediği için kendimiz göstere göstere anlatmak istiyoruz ki videoda da göreceğiniz gibi görsellerle kanıtlı şekilde göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, eğer ki takip ediyorsanız bilirsiniz, videolarıma yazdığınız yorumları size videoda cevaplamaya çalışıyorum. Geçen haftaki videoma gelen yorumları da şimdi huzurunuzda cevaplamaya çalışacağım. Ayşegül 2775 kullanıcı isimli bir kardeşimiz soru sormuş. Demiş ki, merhabalar hocam, kolay gelsin. Bağlarda bu mevsimde deniz yosunu verebilir miyim ve diğer ilaçlarla aynı anda kullanabilir miyim? Evet, şu mevsimde deniz yosununu verebilirsiniz. Deniz yosununun herhangi bir sıkıntısı olmaz. Ama akşam saatlerinde bunu uygularsanız sizin açınızdan ve bitki açısından daha faydalı ve verimli olacaktır. Bitkiyi yakmaz en azından. Diğer ilaçlarla da karışabilirliğini şu şekilde test edebilirsin. Bir bardağın içerisine ilaçları karıştırıp ondan sonrasında bakarsın. Bir köpürme var mı? Renkte bir değişim, kokuda bir değişim var mı? Eğer bunlar yaşanmıyorsa hepsini karıştırıp kullanabilirsin. Bir sonraki soru. Kullanıcı adını okuyamadığım bir kardeşim ama ekranda gördüğünüz kardeşim demiş ki, selamlar, kış aylarında bordo bulamaca kullanmak iyi midir? Bazı kanallarda gördüğüm yorumlar bordo bulamacının meyve gözlerini yakıttığını ve yarar yerine zarar daha çok deniliyor. Bu işin doğrusu nedir? Teşekkürler. Arkadaşlar, bordo bulamacının içerisinde yüksek oranda bakır vardır. Bakır elementi bitkiyi fungal hastalıklara karşı yüksek oranda korur ama aynı zamanda bitkinin fotosentezinin yavaşlamasına sebebiyet verdiği için bakır elementinin dozunu kaçırırsanız bitkiye yarar yerine zarar verir. Bakır elementini dozunda kullanırsanız fayda görürsünüz, dozunu aşarsanız zarar görürsünüz. Bu şekilde özetlemiş olayım size. Arkadaşlar, bu haftalık videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki hafta yeni video ve yeni konuyla görüşmek üzere. Bu videoya gelecek soruları da gelecek hafta videoda yanıtlamaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdilik kalın sağlıcakla.